Biz Diyarbakır'da beyim öğretmendi. Bazı görüyorduk Kürt kadınlarının ne kadar ezildiğini. Ve bir kırma şey vardı, eziyet vardı. Böyle düşündük birkaç kişiyle. Böyle çevre filan edindik. Dedi ki böyle olmaz. Dernek önerisi İstanbul'dan geldi bana. Dediler bir dernek kurulmuş, siz de bir dernek kurun. O zaman çok sıcaktı, Nevruz, Nisebin olayları vardı, Cizre olayları vardı. Millet çok perişan olmuştu. Nevruz, 8 Mart'ı falan kitlesel olarak evden çıkmayan anaları çıkarttık. 8 Mart'larını, anlamı falan. Biz haftada bir şey yapmıştık, eğitim veriyorduk, konuşma yapıyorduk. Evlerde komşularını tanıdıkları akrabalar bir evde toplanıp bir arkadaş onlara eğitim veriyordu. Bu baskı, bu derneğin amacını, şiddet gören kadınlar, evi olmayan, maddi durumu kötü olan, evini besle şey için destek olmak için kendimizi derneğe mecbur kıldık, derneği açtık. Örgütlemeyi, en başta örgütlemeyi başa aldık. Dedik ki Kürt kadınları aydınlansın, bilinçli olsun, ezilmesinler diye biz bu yolu seçtik. 8 Mart İstanbul'da geldi, bizim derneğin önünde bir meydan vardı. 8 Mart Kadınlar Günü'nde Davul Zurna getirdik. 8 Mart'ı o gün millete tanıttık, 8 Mart'ta olduğunu. Biliyorsun eskiden 8 Mart'ın anlamını falan söylemiyordu. Arkadaşlar şiir okudular, anlamını anlattılar annelere. Toplandık bir sürü orada halay çektiler anneler. Dağıldık. 8 Mart ilk olarak şeyde de oldu. Leyla Zana milletvekiliydi, milletvekillerimiz geldi hep milletvekili. Dilan Sineması'nın öndeki meydanda kutladık. Tabii çok şiddet de gördük, cuplandık, şey dağıttılar bizi. Ama kutladık. Kadınlar Ankara'ya yürüyüş yaptılar. Nerede bir taziye varsa yürüyüş halinde gidiliyordu. Eğer bir kadın kendini bir işe alsa o iş kapanmaz. Jin Jiyan adının yolu onun için açıldı. Mesela benim 4 çocuğum vardı, inanmasaydım bu çocuklarımı aç bırakıyordum, yemek bile yapamıyordum. Bu kadar ilerlemezdi ya. Diyordu bir kadını örgütse kadın komşusunu örgütlüyordu. Yani bir ağ gibi oldu örgütleme. Ayrı ayrı ben rüya gibi görüyorum şimdi. Ama biliyor musun ne kadar eziyet çektik bir kadını örgütlemek için? Çok eziyet çektik ha. Bir tane kazanmak için. Bizi dışlayan oldu, bizi kapıyı sınır kapatan oldu. Hani böyle kolay bir iş değildi bizim yaptığımız. Şimdi biz bir kadın bulamamışken şimdi binlerce analarımız, kızlarımız sokaklardadır. Az bir şey değil ama. Korku, bir kadının yüreğine girse korku nedir bilmez. Şimdi eskiden 2-3 kişiydi, şimdi millet şey meydanlarda kutluyor. Jüpleri bu kadar jüp yeniliyordu, bu kadar gaz yiyorduk, bu kadar şey hiç sindiremediler. Kürt kadını başını kaldırdı ya. Eski Kürt kadını değil ha. Örgütlü bir kadın yapısı ortaya çıktı, onu diyelim. Yani ezilen bir kadın kesimi var. İşçisi olsun, çalışanı olsun, ev kadını olsun ezilen ikinci tabaka bir insandır. Ben istiyorum ki bizim kadınların önü açılsın, gözüne assınlar, mücadelenin işine katılsınlar. Mücadele şey değil, az değil. Millet çocuğunu vermiş, kızını vermiş, evini vermiş, barkını vermiş. Vücudunu millet kendini kömür etmiş Serok Apo için.
Kaç insan kendini yaktı? Hiçbir insan, hele bir cumhurbaşkanı da şey olsa, kimse kendini yakar mı? Bizi aydınlata kavuşturan odur. Bizi göz sahibi, akıl, kulak sahibi yapan odur. Mücadelesini bırakamayız. Bu kadar 26 yıldır zindanlardadır. Ki bir insanı bu kadar zindana koysa yaşar mıydı? Onun birinci aklıyla yaşamayı sürdürüyor.